Yediğimiz deniz ürünlerinin %50'si balık çiftliklerinde yetiştiriliyor. Bu yöntem sayesinde çevreyi daha az kirleterek daha lezzetli balıklar üretebilir miyiz? Fransa'nın Brest şehrindeki bu balık yetiştirme çiftliği, bir Avrupa araştırma projesi için çalışarak yediğimiz deniz ürünlerini geliştirmeye uğraşıyor. Balık yetiştiriciliği çok hızlı gelişiyor. Son 20 sene içerisinde yılda ortalama %8 oranında büyüme kaydetti. Geçen seneki üretim miktarı dana eti oranını dahi geride bıraktı. Okyanuslardaki kaynaklar sınırlı. Ancak dünyada balık tüketimi hızla artış gösteriyor. Bu sebeple balık yetiştirmek için sürdürülebilir bir yöntem bulmak gerekli. Deniz ürünü çiftliklerinde besin olarak balık yağı ve yem kullanılır. Bu sebeple bazen çevreciler tarafından eleştirilir. Çünkü bu çiftliklerde atık maddeler de oluşuyor. Genetik bilimci ve deniz ürünü uzmanları, yemlerin içerisinde balık yağı ve eti yerine bitkisel özler kullanmayı başardılar. Burada üretilen alabalık cinsine özel olarak bitkisel yem veriliyor. Bir sınıflandırma yöntemi geliştirdik, böyle adlandırıyoruz. Bölümlerdeki balıkların hepsi ikiz, yani genetik açıdan aynılar. Araştırma yaparken bu yöntem çok işimize yarıyor. Bazı diyetler uygulanarak balıkların ne tarz besinleri tükettiği belirleniyor. Böylece balık etinin yağ oranı ve içeriği kontrol edilebiliyor. Daha az yem harcayarak daha randımanlı balık üretimi için çalışıyoruz. Deniz mahsulleri yetiştirme işini çevreye en az zarar verecek şekilde geliştiriyoruz. Çiftlik balıklarının yaşam alanları nasıl daha iyi hale gelir? Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi bilim adamları Fransa'daki çiftlik balıklarının metabolizmasını inceliyor. Bu araştırmalar sadece balıkların beslenme yöntemleri için yapılmıyor. Aynı zamanda çevreye daha duyarlı bir sistem geliştirmek için çalışıyoruz. Balıkların büyümesi için değil, hangi tip besin maddelerini tükettiğini anlamak için uğraşıyoruz. Araştırmacılar gün boyunca balıkların içerisinde bulunduğu sudaki kimyasal değişiklikleri ölçüyor. Su, bakteri süzgecinden geçerek atıklardan temizleniyor ve oksijenle doluyor. Bu bilgileri suyun analiz sonuçları için kullanıyoruz. Çünkü balıkların tüketmediği yem oranını biliyoruz. Böylece suyu tekrar kullanabilmek adına yem oranını ne kadar düşüreceğimizi ayarlıyoruz. Bu su analizleri sayesinde %1000 oranında su tüketimi azalıyor ve sistemde kullanılan miktarı düşürüyoruz. Bu araştırmalar sayesinde bilim adamları çevreyi daha az kirleterek daha lezzetli ve ucuz balık üretmeyi ümit ediyor.